Öncelikle e, Gülistan karşı arkadaşı 2003'lü yıllardan beridir tanıyorum. 2003-2004 sürecinde beraber kaldığımız bazı alanlar vardı. E, o süreç mücadele açısından da ağır olan bir süreçti aslında. E, genel Kürtistan Özgürlük e, Hareketi'ne karşı e, yeni bir operasyon başlatılmıştı. Özellikle özgürlük hareketini tasfiye etme süreci vardı. Farklı alanlardan toplanan bazı arkadaşlarla beraberdik e, ve o süreçte e, e, iç çatışmalar, iç yoğunlaşmalar, iç e, tartışmaların da yoğun yaşandığı bir süreçti. E, o süreçte özellikle Gülistan arkadaş açısından e, dikkatimi çeken husus e, özgürlük mücadelesine olan bağlılığıydı. Tüm yönelimlere, tüm tasfiyeci hareketlere, tüm iç tartışmalara rağmen ilkelerden taviz vermeyen ilkelere bağlı ve onların savunuculuğunu yapan bir duruşu vardı yani ilk tanıştığımız süreç aslında o süreçti yani zorlu bir süreçti önderliğe bağlılık özgürlüğe bağlılık önderlik paradigmasına bağlılık konusunda tavrı vardı yani o, o noktada gerçekten tavır sahibi bir arkadaştı e, ve bunu sadece kendisiyle sınırlı tutmuyordu yani e, dile getirişi anlatışı e, etrafında yayması e, bu anlamda mücadeleyi yürüten bir arkadaştı mücadeleci bir arkadaştı yani öyle sadece e, bağlı olup da e, kendisiyle sınırlı tutan bir arkadaş değildi bağlı etrafına yaymaya çalışan bir arkadaştı de. Ee, bu anlamda e, ilk tanıştığımız süreçte böyle bir e, yoldaşlığımız gelişmişti. Sonraki süreçlerde aslında öyle çok fazla beraber kaldığımız alanlar olmadı ama yine e, karşılaştığımız e, aslında bağlantımızın sürekli olduğu bir arkadaştı. E, ara dönem dönem o arar sorardı, dönem dönem biz kendisiyle görüşürdük. E, sürekli bağlantımızın olduğu bir arkadaştı da ve e, çalışmalarını biraz uzaktan takip edebildik aslında. En son da görüştüğümüz zaman zaten Çetir Medya Grubu'nda çalışıyordu ve arkadaş e, çalışmaların zorluğundan biraz bahsediyordu aslında. E, e, alandaki yönelimlerden bahsediyordu. Ve buna rağmen aslında e, daha fazla nasıl yapabiliriz üzerinden tartışmayı yürütüyordu. Yani e, bu saldırılar bizi geri çeker, bu saldırılara karşı biz ne yaparızdan ziyade... Daha aktif ne yapabiliriz? Daha nasıl, daha, daha fazla nasıl e, e, basın çalışması yürütebiliriz? Daha e, e, gerçekleri açığa çıkarabilmek özellikle bulunduğu alan açısından da Güney Kıbrıs'taki durum açısından da e, ha, e, hakikatleri nasıl halka ulaştırabiliriz? üzerinden bir e, tartışmamız olmuştu. E, bu anlamda ben e, e, Gülistan arkadaşı e, o şekilde anmak istiyorum yani e, gerçekten hakikatin izcisiydi ve hakikati e, açığa çıkarmanın arayışçısıydı yani hakikati e, halka ulaştırmanın e, arayışçısıydı. Bu anlamda bence basın açısından basın özgür basın açısından e, değerli bir emektardı yani özellikle e, mücadeleyi etrafında yayma konusunda bir öncülük şeyi vardı e, öncülük yaklaşımı vardı kendini o anlamda her zaman sorumlu görüyordu. Yani öyle e, kendisini e, geri tutan veya sınırlayan bir yaklaşımı yoktu. E, özellikle bunu e, halk içerisinde halk halkla paylaşma mesela ben benim takip edebildiğim kadarıyla arkadaşın halkla çok e, e, güzel bir diyaloğu vardı onların acısını paylaşmaya çalışıyordu. Onlarda da onları anlamaya çalışıyordu aslında. Mesela halkın yaşadıklarına karşı çok fazla ilgiliydi. E, bu anlamıyla halkçı bir özelliği olduğunu söyleyebilirim. Yani en fazla öne çıkan e, öncü özelliklerinden biri de oydu. yani e, Halkı anlamaya çalışıyordu. Halkın acılarını paylaşmaya çalışıyordu. Onların acısını e, basında yansıtmaya çalışıyordu. Böyle bir e, yaklaşımı vardı e, karakter olarak sı sıcakkanlı bir arkadaştı. yani öyle e, girdiği ortamlarda hemen e, e, kendisini sevdirebilen bir arkadaştı. yani özellikle halk çalışmaları içerisinde halkın içerisinde e, halkla diyalogları e, çabuk gelişen bir arkadaştı Tabii Gülistan arkadaş şahsında Özgür basının hedef alınması e, daha anlamlı oluyor Gülistan arkadaş gibi e, halkla işli dışlı olan halkın acılarını e, hisseden halkın acılarını e, kendi kendi acısıymış gibi yaşayarak bunu e, basın çalışmalarına yansıtmaya çalışan bir e, arkadaşın e, hedef alınması e, sadece o değil mesela onun yanında ki arkadaşların da mesela Hero arkadaş da e, belli bir e, süredir uzun bir süredir aslında basın çalışmalarında olup da e, genç e, yaşta e, gerçeğin peşinde olan gerçeği e, e, bütün dünyaya yayırma, yaymaya çalışan bir arkadaş olarak e, basın çalışanlarının bu şekilde hedef alınması aslında e, anlamlıdır yani e, sadece Gülistan arkadaş yani bu son saldırıyla başlayan bir e, hedef alma durumu da değil. E, Geçen yıldan işte Süleyman Ahmet'in yakalanması var. Ondan öncesinde Çıra FM'in çalışanlarına dönük bir saldırı vardı. Yine bu yıl içerisinde Çıra FM çalışanlarına Şengal'de gerçekleşen saldırılar oldu. Dönem dönem Gladio eksenli aslında özgür basına dönük saldırılar gerçekleşti. Stirk TV medya haber merkezleri Avrupa'da e, basıldı. E, kanunsuz tamamen çetevari bir yöntemle Aynı e, siyasetin ürünüydü aslında. En son e, gerçekleştirilen saldırı da e, bu siyasetin ürünüydü. E, özgür basın neden hedef alınıyor? Aslında özgürlük mücadelesinin tarihi değerlendirildiği zaman e, Türk Devleti e, faşist AKP MHP hükümeti de buna dahil olmak üzere e, Türk Devleti bütün tarihinde özgürlük mücadelesini hedef alacağı özgürlük mücadelesi karşısında büyük operasyonlar veya e, işte hamleler başlatacağı süreçlerde e, ilk başta özgür basını hedef aldılar. E, gerçeklerin yansıtılmasının önünü almak için aslında. E bu baharda bakıyoruz bu baharın e, işte e, kimyasal silahların kullanıldığı kendi kayıplarını gizlemeye çalıştıkları bir süreçte Güney Kürdistan'daki operasyonlarda kendi kayıplarını gizlemeye çalıştıkları bir süreçte e, Stil TV ve medya haber merkezlerine baskınlar düzenlenildi. Gülistan Arkadaş ve Heyru Arkadaş'a karşı gerçekleştirilen bu saldırı da bu özgür basına karşı gerçekleştirilen saldırıların bir devamı oluyor. Başta önce değerlendir öyle değerlendirmek lazım. bir farkı da şudur. E, ee, geçtiğimiz 15 Ağustos'ta e, Türkiye e, ve Irak hükümetleriyle e, PDK'nin de içerisinde yer aldığı bir güvenlik mütabakatı imzalandı. E, bu mütabakat sonrasında gerçekleştirilen ilk saldırıdır aslında. E, ve bu mütabakatın sonucu olarak gerçekleşen ilk saldırıdır. Ne anlamda bunu söylüyoruz? E, öncelikle e, Türk Devleti saldırı gerçekleştiğinin hemen ardından bir açıklama yaptı ve bu saldırının Irak hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini açıkladılar. Yani gazetecilere dönük gerçekleştirilen saldırı öncesinde AKP MHP faşist hükümeti Irak hükümetini bilgilendiriyor. E, i̇stihbarat olarak da biz görüntülerden ve sonrasında yapılan haberlerden de anladığımız kadarıyla e, istihbaratı olarak da PDK'nin direkt e, istihbarat vermesi veya istihbaratı yürütmesi durumu söz konusu. Yani bazı görüntüler açığa çıktı. Görüntülerde e, vurulan aracın hemen arkasından bir aracın direkt bu aracı e, hedef alan bir e, gösteren bir video çektiği görülüyor. Acaba akıllara sorular geliyor. Yani Acaba yerdeki istihbarat direkt mesela görüntü vererek mi bu araç vuruldu? Tabi bunlar araştırılması gereken konular yani istihbaratı bilgiler birimlerin e, güvenlik birimlerinin özellikle Güney Kürdistan'ın Güney e, Süleymaniye'li güvenlik birimlerinin bunlara araştırıp açığa çıkarması gerekiyor. Yani bu saldırılar nasıl bu şekilde bir istihbaratı bilgiye dayanarak veya işte takip e, o e, sonucu açığa çıkmıştır çünkü e, ortada bir suç durumu var. Yani e, bu saldırı askeri bir ortamda gerçekleşmiş bir saldırı değil. Yani alan olarak askeri bir bölge değil, çatışmaların yaşandığı bir alan değil. Vurulan hedef askeri bir hedef değil. Vurulan hedefte herhangi bir askeri araç yok, ellerinde silahlı olan insanlar yok. Kesinlikle savaş dışı bir basın çalışanının suikast tarzı bir hedef alınması. Ve bunun e, ortak operasyon merkezi olarak değerlendirilen, işte bu son mutabakatla kurulan güvenlik merkezi tarafından koordine edildiğini görüyoruz. İşte Türk Devleti'nin organize edip, KDP'nin istihbarat sunup, e, Irak hükümetinin de onayladığı bir e, saldırı durumu söz konusu. Yani üçlü hükümet buna diyebiliriz, üçlü koordinasyon buna diyebiliriz tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdır. Normalde e, basın yasalarını bile değerlendirdiğimizde çatışmalı ortamlarda direkt basın mensuplarının hedef, e, hedef gözetilerek e, vurulması e, kanunlara aykırıdır. Bu anlamıyla bu üçlü mütabakat e, Kürdistan'ı güçler açısından, e, Kürdistan açısından, genel Kürdistan açısından özgürlük mücadelesi açısından suç doğurmuştur. Bundan sonrasında da bu mütevakatın pratiklerinin suç pratiği olacağına bilmek gerekiyor. Yani özgür basın olarak en temel görevimiz kitlelere özellikle güney halkına, ee, bu, bu durumun gerçekliğini anlatabilmek, ee, özgür basına saldırının sebebinin e, e, iyi ortaya konması gerekiyor. Yani özgür basına saldırı, Gülistan arkadaşlar saldırı, bu gerçeğin üstünü örtmeye dönük gerçekleştirilen saldırıdır. Bu anlamıyla bize düşen görev gerçekten eğer biz Gülistan Arkadaşımızın, Heyru Arkadaşımızın e, e, anısını yaşatmak istiyorsak, onların izinde yürümek istiyorsak, e, hakikatleri açığa çıkarmak o işlenen suç durumlarını açığa çıkarmak, özgür basının bundan sonra yapması gereken görevleri, sorumlulukları üstlenerek bu görev ve sorumlulukları Gülistan arkadaşımızın bıraktığı yükü de üstlenerek, omuzlanarak yerine getirmemiz gerekir.